Genel kabul görmüş bir tanıma göre. Tarih, geçmiş zamanlarda yaşayan insan topraklarının her türlü faaliyetlerine yer ve zaman bildirerek sebep-sonuç ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır. Bu haliyle tarihin konusunun geçmiş zamanda yaşayan insan topraklarının her türlü faaliyeti olarak değerlendirebiliriz. Bu anlamda her yönüyle devasa bir devlet olan ve yaklaşık 600 yıl hüküm süren dönemi ele alan her isim mevzuu kendi sosyopolitik bakış açısına göre ele aldı. Kimi tarihçilerin tek ilgi alanı harem, kimilerinin ise saltanatın devamlılığına ilişkin yaşanan sürtüşmeler, cephelleşmeler, aile içi kavgalar oldu. Bazı tarihçilerin Osmanlı tarihinden anladığı tek şey padişah annelerinin soy kökenleri olurken, kimilerinin odaklandığı alan değerlendirilebilir gerçeklerden ziyade dilden dile değişiklik arz eden hurafelerdir. Tarih bilimi hali hazırda her tanımlayana göre değişiklik arz eden hayli canlı bir tartışma alanıdır. Tarih denildiğinde kimilerinin tek anladığı gelişmelerin kronolojik şekilde ard arda sıralanması, kimilerinin ise geçmişten geleceğe yaşanan hadiseleri olay temelli bir bakış açısıyla güncelle bağlantılar kurarak anlamaya ve anlatmaya çalışmaktan ibarettir. Osmanlı tarihi elbette ki bir nevi padişahlar tarihidir. Bu anlamda yalnızca birbiri ardına, kimi birden çok, tahta çıkan isimlerin hayat hikayelerine göre baktığımızda da Osmanlı'nın kuruluş, gelişme, duraklama ve dağılma sürecini çok rahat bir şekilde tespit edebiliriz. Tarih elbette ki günümüzle bağlantısı her daim devam eden bir alandır. Ve tarihin günümüzle bağlantısı ve geçmişle bağlantısı olduğu için biz tarih geçmişle gelecek arasında bir köprü niteliğindedir diyebiliriz.